Rusya'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne doğrudan uçuşların yakın zamanda başlaması bekleniyor. Rus basını da Rusya'nın Lefkoşa'da temsilcilik açarak konsolosluk hizmetleri de vereceğini ileri sürdü. Rusya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyacak mı? Ülkeden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne doğrudan uçuşların yakın zamanda başlaması bekleniyor. Rus basını da konuyu mercek altına aldı. Attım, İzvestiya gazetesi haberini üst düzey kaynaklara dayandırdı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne direkt uçuşların ulusal Rus hava yolları tarafından değil, özel bir Rus hava yolu şirketiyle gerçekleşeceği aktarıldı. Bunun için çalışmaların başladığı vurgulandı. <laughs> Habere göre Kremlin'in gündeminde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan 11'in üzerinde Rus vatandaşına hizmet vermek için Lefkoşa'da konsolosluk görevi gören bir temsilcilik açmak da var. Rus basını Moskova yönetiminin bu adımını Tayvan örneği üzerinden açıklıyor. Zira çok sayıda batılı ülkenin Tayvan'da konsolosluk ofisi var ancak Tayvan'ı resmi olarak tanımıyorlar. Bu ofisleri Taipei kentindeki kurumlar olarak adlandırıyorlar. Rus İzvestiya gazetesinin haberinde tüm bu adımların Rusya'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni resmen tanıyıcı anlamına gelmediği de belirtildi. Uygulamaların hayata geçmesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası arenada resmi olarak tanınmasının yolunu açacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ise Rusya ile ilgili haberleri takip ettiklerini ancak henüz somut bir adım atılmadığını aktardı.